TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni başlıyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı 4 yıllık uygulamalı bilimler yüksekokulunun ilk etap temel atma törenine yoğun ilgi oldu. 250 günde tamamlanacak B blok için 7 milyon TL harcanacak. 3 blok olarak yapılacak yüksekokulun toplam 20 milyon TL'ye mal olacağı bildirildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Seydikemer ilçesine açılan 4 yıllık uygulamalı bilimler yüksekokulunun B bloğunun temel atma töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Temel atma törenine AK Parti Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk, Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkan ve üyeleriyle öğretim görevlileri ve çok sayıda davetli katıldı. 4 yıllık uygulamalı bilimler yüksekokulunun B bloğunun temel atma töreninde konuşan Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Emek çekiliyor ama emeğin karşılığını görmek daha da güzel oluyor." dedi. Seydikemer Üniversitesi'ne kavuşacak. Burada vatandaşlarımız çok istiyor. Biz Seydikemer'de yüksekokulun olması Seydikemer'e artı katkı değer katacak. Hem ekonomisine hem eğitim kalitesinin yükselmesine çok büyük katkıları olacağına ben inanıyorum. Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Eyüp Akçetin, açılışını yaptığımız bina 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere birinci etap yapım ihalesi rektörlüğümüz tarafından yaklaşık 7 milyona mal olmuştur dedi. Bürokratik engeller o kadar karşımıza çıkıyor ki hiç sormayın, bunları anlatmak istemiyorum. Kısaca bir örnek vermek istiyorum, vaktinizi alıyorum ama. Rektör olduğumda Akyaka'da 17 dönüm bize yer verilmişti hazineden. Hemen başladık, hala orada temel atamadık. Burada temel attık, onu da söylüyorum. Bu da büyük başarı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar, Fethiye'de şu anda 3 tane fakültenin bulunduğunu, fakültede ise 1500 öğrencinin olduğunu söyledi. Seydikemer'in hayalini gerçekleştirdiklerini ifade eden AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Seydikemer'de en önemli konulardan bir tanesi üniversite temelinin atılmasıydı dedi. AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, "Muğla Üniversitemiz her geçen gün büyüyor, yeterli mi? Değil ve hızla büyüyecek." dedi. Kurucu önderimiz Atatürk'ün hedef gösterdiği doğrultuda muasır medeniyetler seviyesinde hızlı adımlarla yoluna devam ediyor. Eğitimde geldiğimiz yer küçümsenecek bir yer değil. Bilhassa AK Parti iktidarında 73 olan üniversite sayısı bugün 176'ya ulaştı. 15 yılda neredeyse 2,5 katına ulaştı. Konuşmaların ardından AK Parti Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk, Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar tarafından Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun temeli kurban kesilip dualarla atıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı İlyas Yavuz, Muğla'da yargı süreci tamamlanan Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davası karar dosyalarının İzmir Bölge Adliye Mahkemesi istinafına gönderildiğini ve dosyaya güvendiklerini belirtti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde hizmet veren Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Aylık Koruma Kurulu toplantısı Başsavcı İlyas Yavuz başkanlığında yapıldı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya kurul üyeleri katılırken yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantının açılışında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında slayt üzerinde bilgiler verildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Koruma Kurulu toplantısında Muğla'da mahkeme süreci tamamlanan Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi davasında yaşanan olaylara değindi. Başsavcı Yavuz, PKK ve DAEŞ'li teröristleri de sorguladıklarını, onların suçlarını kabul ettiklerini, FETÖ terör örgütü mensuplarınınsa her şeyi inkar ettiğini söyledi. Fethiye CHP Kadın Kolları ile kadın platformları ve bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri bir araya gelerek çocuk istismarının acil olarak ele alınmasını istediler.
Belediye Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen ortak basın açıklamasına konuşan CHP Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Gönül Lokmaoğlu, çocuk istismarını kadınlar durduracak dedi. Türkiye gündeminden bir türlü düşmeyen çocuk istismarı konusunda Fethiye'deki siyasi parti temsilcileriyle sivil toplum kuruluşları ortak bir basın açıklaması düzenleyerek hükümetin acil olarak çocuk istismarına karşı tedbir almalarını istediler. Fethiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla kadın platformlarının yer aldığı ortak basın açıklamasını Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gönül Lokmaoğlu yaptı. Lokmaoğlu, çocuk istismarının hükümet tarafından acil olarak ele alınmasını isteyerek çocuk istismarını öven, 6 yaşında çocukla evlenilebilir gibi istismarı öven, teşvik edenlere, özendirenlere de ağır cezai yaptırımlar getirilmesini istedi. Çocukların güvenliği bir ortamda büyümesini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken her gün yeni bir çocuk istismarı haberiyle uyanıyoruz. İktidarın başkanı bugün çıkmış çocuk istismarı için en ağır cezaların getirileceğini, bu toplumsal bir dinamiktir diyor. Ne yazık ki bu sözler iktidarı her zamanki gibi söylediği başka, yaptığı başka olmaktan öteye geçiremiyor. İnsanlığın partisi dili, dini, ırkı yoktur. İstismar insanlık suçudur. Ve çocuklarımızın geleceğimizken, onları korumak hepimizin göreviyken susmak, buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Çocuklarımızı istismarı ile ilgili kanunlar, mahkemelerin iyi hal indirimi ya da ceza indirimi imkan vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmeleri, çocuklarımıza yurt hizmetlerinin vakıflardan alınarak devlet eliyle ve denetimli, kontrollü bir şekilde verilmesini talep ediyoruz. Tüm yurtlar ve özel eğitim kurumlarının düzenli olarak çok sıkı denetim ve kontrolünü tutulmasını talep ediyoruz. Çocuk istismarını öven, 6 yaşında çocuk evlenebilir gibi çocuk istismarını öven, teşvik edenlere, küçük yaşta evliliğe özendirenlere de ağır ceza getirilmesini talep ediyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gür'ün Menteşe ilçesi muhtarları ile Büyükşehir Belediyesi bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2014-2017 yılları arasında yaptıkları, 2018 yılında yapacaklarının anlatıldığı Büyükşehir Belediyesi bilgilendirme toplantılarının dördüncüsü Menteşe ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Muğla merkez ilçe olan Menteşe'de Büyükşehir bilgilendirme toplantısına muhtarlar yoğun bir ilgi gösterdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün, Büyükşehir Belediyesi bilgilendirme toplantılarının amacının, yapılan hizmetlerin anlatılması, vatandaşa hizmetler için verilen sözlerin hesabının verilmesi için düzenlendiğini söyledi ve Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak 4 yılda heybelerinde biriktirdikleri hizmetleri aile fertleriyle paylaştıklarını belirtti. Doğal ve tarihi zenginlikleriyle Muğla'nın kapsamlı bir bölge müzesine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün 2018 yılında bu hizmeti de vatandaşlara sunacaklarının müjdesini verdi. Araç, gereç, organizasyon, eleman ve sahanın tespiti açısından, oradaki sorunların tespiti açısından sürat ve organizasyonla ilgili yapılanmaya ilgili hem yatırım hem de organizasyon şemasının oluşturulması ile ilgili büyük ve hızlı bir çaba sarf ettik. 862.500.000 lira yatırım yapmışız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı için Türk Kızılayı'na başvuran Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmetçiklerimiz için tüm personeli ve öğretmenler ile birlikte gün boyu kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı kampanya çerçevesinde 2 günde Fethiye'de 250 ünite kan toplandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı için Türk Kızılayı'na başvuran Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mehmetçiklerimiz için kan bağışında bulundu. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya'nın milli eğitim personeli ve öğretmenler için kaymakamlık binasında Türk Kızılayı ile birlikte düzenlediği kampanyaya milli eğitim personeli büyük ilgi gösterdi. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya'nın yanı sıra merkez ve merkeze yakın okullardaki öğretmen ve okul müdürleri de kan bağışına iştirak etti. Öğretmenler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli Mehmetçik için düzenlenen kan bağışı kampanyasında gün boyu form doldurup sağlık kontrolünden geçtikten sonra kan bağışında bulundu. Kaymakamlık binası adeta revire dönerken gönüllü olarak kampanyaya iştirak eden milli eğitim personeli bir günde toplam 120 ünite kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı yetkilileri Fethiye'de 2 gündeki kampanyada toplam 250 ünite kan bağışında bulunulduğunu belirtip Fethiye halkına teşekkür ettiler. Kampanyaya katılan öğretmen ve milli eğitim personeli kan demek can demektir. Mehmetçik için kanımız da canımız da feda olsun dediler. Bu 4. kan bağışım. Galiba bu kanlar Afrin için toplanmamış. Onun için daha bir istekli verdim bu sefer. Mehmetçiklerimizin yanındayız. Onları seviyoruz. Elimizden gelen de ancak bu kadar. Ufak bir destek olsa da vermek istiyoruz. Mehmetçiklerimiz için her zaman Mehmetçiğimizin arkasındayız. Onlar için kanımızın her damlası feda olsun. Herkesin katılmasını tavsiye ederim. Güzel bir şey sonuçta. Karda kayalıklarını 24 saat izlemek için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait mobil radar aracı Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Sahil güvenlik ve hücum botları Karda kayalıklarında kuş uçurtmazken karadan da termal kameralı mobil radar aracı ile bölge sürekli izlenecek. Gümüşlük Mahallesi'ne 3,5 mil uzaklıkta olan Karda kayalıkları denizden ve karadan izlenmeye başlandı. Denizde bir hücum botu ve iki sahil güvenlik botu 24 saat bölgede devriye atarken Kardak kayalıklarını en net gören Gümüşlük Mahallesi'ndeki tepeye ise mobil radar aracı geldi. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'ndan gelen mobil radar aracı Kardak Kayalıkları'nın 3,5 mil uzağına kuruldu. Anlık olayları Deniz Kuvvetleri'ne ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildiren araç sabah saatlerinde göreve başladı. Olası bir durumda sahil güvenlik ekiplerinin bölgeye daha hızlı bir şekilde ulaşmasına da yardımcı olan mobil radar aracının haftanın 24 saati görevde olacağı öğrenildi. Yüksek bir bölgeye kurulan radar aracı, sahil güvenlik botlarının göremediği noktaları takip ediyor. Fethiye'de cuma günleri kurulan üretici pazarına ürününü getiren Akın Çaka isimli vatandaş gün boyu sattığı kendi ürünlerinin kazancının tamamını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Cuma pazarında 77 numaralı standta ürettiği ceviz ve elmaları satan Akın Çaka, elde ettiği yaklaşık 2500 TL'lik geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını bildirdi. Fethiye'de cuma günleri kurulan üretici pazarında kendi ürünlerini satan Akın Çaka, elde ettiği geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. 77 numaralı standa Türk bayrağı asan Akın Çaka, "Bugünkü hasılatım Mehmetçik Vakfı'na" diye yazınca vatandaşlar alışveriş yaparak katkıyı arttırdı. Yetiştirdiği ceviz ve elmaları satan Akın Çaka, fiyatların altına da "Bu sahne elmaları, cevizlerin geliri Mehmetçik Vakfı'na" diye de yazdı. Ne? Gün boyu satış yapan Akın Çaka, yaklaşık 100 kilo ceviz ve 250 kilo elmayı Mehmetçikler için Afrin'e göndermek istediğini, fakat götürecek kurye bulamayınca pazarda satıp Mehmetçik Vakfı'na bağışlamayı uygun bulduğunu söyledi. Bu sene
bayağı bir elmam oldu. Bunu Mehmet Çık Vakfı'na bağışlamak istedim. Kendileri götüremeyiz dediler. Ben hatta askerlik şubesi başkanına söyledim. Belediye teklif ettim. Cemer Belediyesi'ni teklif ettim. Cemer Belediyesi de yeni götürmüş. Yani 15 gün oldu dediler. Ben de hani istiyorum yani şöyle 2,5-3 milyar lira bir satış yapıp katkı yapmak istiyorum. İşte bu sene, bu hafta olursa ne olursa onu vereceğiz. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alışveriş sırasında Akın Çak'a gelecek haftada aynı standta satış yaparak toplayacağı toplam 2500 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi. Haftaya da yine devam ettireceğim. Hani ceviz var, 100 kilo ceviz, 250 kilo elma getirdim geldim. İşte nasıl hafta... talep? Nasıl? Talep nasıl? Talep yok ya, talep yok. Yani evet. Doğudaki talep yok. Bak, doğudaki vatandaş askeriye çok üşürdü. Bizim buradaki ya bir buçuk ev para değil elma. Ya evet. Gelseniz buradan 5 kilo, 4 kilo elma alsanız. Evet. Yani benim cebime girecek değil yani ben buna. Vatandaşı şeyi vereceğim yani, askeriyi bağışlayacağım yani. Bir kuruşunu da almayacağım yani. Evet. O şeyde ne satılırsa önemli değil yani. Ben bu hafta benim hedefim 2,5-3 milyar katkı yapmak. Seven Çaloğlu isimli kadın, bugünkü hasılatın Mehmetçik Vakfı'na gönderileceği yazısını okuyunca ihtiyacım olmamasına rağmen alışveriş yaptım dedi. Ne söylesek az onlar için yani yüreğimiz atıyor. Allah kolaylık versin hepsine. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Gazilerimize iyilik versin. Aynur Baş isimli kadınsa Mehmetçiğimizin arkasındayız ve destekliyoruz ifadelerini kullandı. Mehmetçiklerimiz için ne söyleyeceksin? Allah yardım etsin inşallah. Yani izliyoruz haberleri. Çok üzülüyoruz. Türk Hava Kurumu Fethiye Şubesi kuruluş yıl dönümü haftası dolayısıyla Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı'ya ziyarette bulundu. Türk Hava Kurumu Şube Sorumlusu Mustafa Özkaya, 2020 Dünya Hava Oyunları'nın bir ayağının Fethiye'de olmasının en büyük emeğinin Başkan Saatçı olduğunu ifade etti. Başkan Saatçı ise Fethiye'nin almış olduğu başarılara dikkat çekerek, "Bu kadar kabına sığmayan civa gibi şehrin Ankara'dan görülmesi lazım," dedi. Türk Hava Kurumu Fethiye Şubesi kuruluş yıl dönümü haftası dolayısıyla Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı'ya ziyarette bulundu. Uluslararası Hava Sporları Federasyonu Başkanı Fritz Brink ile Başkan Saatçı'nın geçtiğimiz aylarda görüşmesinin 2020 Dünya Hava Oyunları'nın Fethiye'de yapılmasında büyük katkı sağladığını belirten THK Şube Sorumlusu Mustafa Özkaya, Başkan Behçet Saatçı'nın bu organizasyonda emeği çok büyük dedi. 1925'te Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu kuruma büyük sahiplenen belediye başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi tekrar söylemek istiyorum. Türk Hava Kurumu Yönetim Kurulu olarak da Fethiye Şube Başkanı olarak. Tabii Türk Hava Kurumu Fethiye Şube Başkanı olarak da biz okullarımızda model uçak kurslarımızdan tutun, yamaç paraşütü kurslarımızda bölgesi olarak yapmış olduğumuz faaliyetlerle büyük bir katkı sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Bu arada Türk Hava Kurumu'nun 3 Mart 2011'de kurmuş olduğu üniversitemize, gururlandığımız üniversitemize de yaklaşık 6000'e yakın öğrencimiz şu anda eğitim görmekte. 2020 Dünya Hava Oyunları bir yıllık süreçten sonra FAI'nin Türkiye 7 ülkeyle başlayan yarışma son 3 ülke Malezya, Amerika ve Türkiye kalmıştı. Malezya Türkiye lehine bu yarışmadan çekildi. Ve Amerika ile Türkiye'nin son ikide yarışmasında özellikle Eylül ayında buraya FAI heyeti gelmişti. Ve çok sevdiğimiz belediye başkanımız, Behçet Başkanımız FAI heyetini burada misafir etti. Çok güzel ağırladı ve bu çok büyük bir etken oldu. FAI heyeti 28 Aralık'ta Fethiye'ye ikinci bir incelemeye geldiler. Ve geldikten sonra Ocak ayında Almanya'da yaptıkları yönetim kurulu toplantısında gayri resmi olarak Türkiye'nin adını zikrettiler ve 14 Şubat geçen hafta çarşamba günü Lozan'da yapılan resmi açıklamada Türk Hava Kurumu Genel Başkanımızın da imzasıyla FAI Başkanı'nın
beraber imzayla sözleşmeler imzalandı ve 2020 Dünya Hava Oyunları ülkemize verilmiş oldu. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçu da ortada bir başarı varsa şehrin başarısı. Biz hiçbir zaman şahıslara bağlamayız. THK Fethiye Şubesi gerçekten çok başarılı bir şube. Fethiye'nin Ankara'dan görülme mecburiyeti var dedi. Ortada bir başarı varsa bu şehrin başarısıdır. Biz hiçbir zaman şahıslara başarıları bağlamayız. Ama Allah var, Türk Hava Kurumu Fethiye Şubesi çok başarılı bir şube. Başında başarılı bir başkan ve çok başarılı birbirinden değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlar var. Kolay değil yani, işte 81 tane il var, 800 tane ilçe var. Bütün bunların içerisinde Fethiye, Türk Hava Kurumu'na ekonomik anlamda girdi sağlayan en başarılı ilçe şube olma ödülünü yıllardır devam ettiriyor. Bunun tesadüf olması mümkün değil. Aslında Fethiye birçok konuda böyle. Yani Fethiye'nin artık Ankara'dan görülme mecburiyeti var. Bu başarının ödüllendirilmesi lazım. Bu ödülü de Fethiye'nin konumunun değişmesi yani. Artık ben herkesin ne demek istediğimi anlıyorum. Ne yapıyorsa hep beraber yapılıyor. Özellikle Türk Hava Kurumu'nun Fethiye Şubesi'nin başarılı çalışmaları, Türk Hava Kurumu'nun Fethiye vermiş olduğu önem, elimizde Babadağ gibi çok özel bir uçuş pistinin bulunması ve Fethiyeli gençlerin havacılığa, ki adını zaten bir şehitten alan şehre de o yakışır, havacılığa duyduğu ilgi bizi gerçekten uzun vadede herhalde havacılığın merkezi yapacak, noktaya gelecek. O köylerde sıkıntılı süreç varmış. Muğla'nın Marmaris ilçesinde çöp konteynerine atılan yumurtalardan çıkan civcivlere belediye ve vatandaşlar sahip çıktı. Marmaris Belediyesi'ne çöp konteynerında civciv sesleri geliyor. İhbarı üzerine harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Hatip İrimi Mahallesi'nde belirtilen adrese gitti. Çöp konteynerında bulunan yumurtalar arasında civciv seslerini duyan ekipler şaşkına döndü. Yaklaşık 1000 adet yumurtanın atıldığı konteyneri boşaltan ekipler civcivleri yaşatmak için seferber oldu. Marmaris Belediyesi'ne bağlı ekipler zaman kaybetmeden sıcaklığı ayarlanmış bir oda oluşturdu. Konteynerde bulunan 20 civciv ve içinde civciv olduğu tahmin edilen 400 yumurta hazırlanan odaya nakledildi. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Sorumlusu Barış Ünlü, vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür edip olay hakkında bilgi verdi. Arkadaşlarımızı çağırdık, o Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarımızı. Konteynerin içini boşaltmaya başladık ve bu esnada civciv seslerinin geldiğini ve yaşayan civcivler olduğunu fark ettik. Hemen onu arabanın içine sıcak bir ortama alarak bir 20 tane yakın civcivi yaşayan durumda arabanın içinde muhafazaya aldık. Bir kuluçka makinesi lazım bunlar için ama hemen kuluçka makinesi de bulmak çok zordu. Çünkü havada soğuk olduğu için yağmur yağıyordu. Hızlı şekilde hareket ettik. Belediyemizin veterineri Bora Bey, hemen bir oda hazırlattık araç parkımızda. Odayı ısıttırarak, bu arada biz hemen araçları yüklerken bir ekibimiz de hemen orada odayı hazırladılar. Şu anda odadalar. Yani kurtarabildiğimizi ne kadar kurtarırız artık 2 gün boyunca onu bekleyeceğiz. Facebook'tan, bu arada o sosyal medyadan paylaşım yapıldı. Kuluçka makinesi olanlar lütfen yardımcı olsun diye. Bir 60 tane civarında yumurta talebi geldi. Hemen onları kuluçkalara naklettik. Bu tabi bizi mutlu etti, insanların duyarlılığı. Sosyal medyadan bunun hemen paylaşılması, insanların yumurtadaki civciv bile olsa bunlara sahip çıkması çok güzel bir şeydi. Yaşayan civcivleri sahiplenmek isteyenler var. Kurtarabildiğimiz kadar civcivi kurtarıp akabinde sahiplenmek isteyenleri de bunların dağıtımını yapacağız. Şu anda tahmini 400 tane civarında, en az 400-500 civarı kuluçka ortamına getirdiğimiz yumurta var. 20 tane de canlı çıkmış, muhafaza ettiğimiz civcivler var şu anda yaşayan. Biz Anadolu'yuz projesi kapsamında Ağrı'dan Fethiye'ye gelen 3. etap öğrencileri Kaymakam Muzaffer Şahiner'i ziyaret etti. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı'nın da bulunduğu ziyarette Kaymakam Muzaffer Şahiner, "Fethiye'yi sizlere tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bizlerden ve Fethiye'den memnun kalacaksınız." diye konuştu. İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan Biz Anadolu'yuz projesi kapsamında Ağrı'dan Fethiye'ye gelen 50 öğrenci Kaymakam Muzaffer Şahiner'i ziyaret etti.
Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette öğrencileri Kaymakam Şahiner'le birlikte Fethiye Belediye Başkanı Behçet Sağcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya kapıda karşıladılar. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, öğrencilere Fethiye'deki gezinizde elimizden geldiğince yardımcı olmak istiyoruz. Sizlere eşlik eden görevlilerimiz Fethiye'yi en güzel şekilde sizlere tanıtmak istiyorlar. Gezi sonrası buradan memnun kalacağınızı düşünüyorum dedi. Ülkemizin her tarafı birbirinden güzel, her tarafı birbirinden kıymetli, her tarafı birbirinden değerli. Ülkemizin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, ecdadımızdan, dedelerimizden bizlere kalmış yerler. Siz kardeşlerimizi, yavrularımızı Fethiye'de ağırlamaktan onur duyduk, gurur duyduk. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinizi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. İnşallah bir ufak aksama falan olmaz. Arkadaşlarımız, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, hassasiyetle turizm müdürlüğümüz, hakeza programı hassasiyetle ifa etmeye çalışıyorlar. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Sağcı ise öğrencilere hoş geldiniz diyerek her yerin kendine göre bir güzelliği var. Burası çok sıcak bir şehir. İnşallah bir gün bizler de sizin memleketlerinize geliriz dedi. Sayın Kaymakam ifade ettiği gibi bürokrasinin gerektirdiği tayinlerle ama askerlik görevlerimizi ifade ederken ama gezmeye zaman zaman hep doğuya bizler de gidiyoruz. Sizin orası da çok güzel, çok güzel yerler. Burası da çok güzel. İnşallah siz doğru zamanda geldiniz buraya. Kışın sizin orada gerçekten kar var ama bizim buranın havasını görüyorsunuz gayet sıcak. Biz de kışın ya da yazın sizin oraya geldiğiniz zaman biz de sizlere misafir oluruz. Aramızdaki bu kardeşlik bağlarımız daha da iç içe girer. Ziyaretin ardından öğrenciler Fethiye Belediye Başkanı Behçet Sağcı'ya el işi Çinli bir tablo hediye ettiler. Kaymakam Muzaffer Şahiner ve Belediye Başkanı Behçet Sağcı da öğrencilere değişik hediyeler sunarak hatıra fotoğrafı çektirdiler. Fethiye'de 2015 yılında yaşandığı iddia edilen cinsel istismar olayı ile ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, basında yer alan olayın üzerinin örtüldüğü haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada Fethiye'de 2015 yılında yaşanan cinsel istismar olayıyla ilgili basında yer alan olayın üzerinin örtüldüğü haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Cumhuriyet Başsavcısı Eker, 2015 yılında yaşanan olayla ilgili adli sürecin yapıldığını, dosya kapsamında bir kişinin tutuklandığını bildirdi. Cumhuriyet Başsavcısı Eker, 2015'te yaşanan olayla ilgili geniş çaplı araştırmanın devam ettiğini de sözlerine ekledi. 2015'te olmuş bir olay. Fakat iddia doğru mu değil mi bununla alakalı tahkikatı başlattık. Soruşturma gizli yürütülüyor. Detaylarıyla alakalı çok bilgi vermeyeyim ama mutlaka bir suç varsa, çocuklar mağdur edilmişse, cinsel istismara maruz kalmışsa ortaya çıkarılacak, sorumlular da cezasını alacak. Fakat burada önemli olan bir konu da, bu konuyu daha sonra adli yargılamanın konusu olup mahkemeye intikal etmiş, karar verilmiş bir konuyla alakalı. Daha sonra mağdurlarla röportaj veya daha doğrusu mülakat yapıp bunu raporlaştırıp hiç alakası olmayan yerlere servis eden maalesef Muğla Üniversitesi bünyesinde bir öğretim görevlimiz var. Zamanında bize intikal etseydi biz mutlaka bununla alakalı girişimlerimizi daha erken başlatıp sonucu alabilirdik. Dolayısıyla bu ve benzeri kişilerle alakalı da öğrenmiş olduğu suçu yetkili mercilere bildirmemeyle alakalı tahkikat başlattık. Bu cinsel istismarın haricinde. İnşallah sonuç alırız. Bir mağduriyet söz konusuysa bu mağduriyet giderilir. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Çünkü çocukların özellikle vebali, uğradıkları cinsel saldırı ve benzeri eylemlerle alakalı veballeri bize ait. Bununla alakalı da gerekli tahkikat devam ediyor. Soruşturma gizli olarak yürütüldüğü için detaylarıyla alakalı bu aşamada bilgi veremiyoruz ama ileri aşamalarda
gelişme olursa mutlaka kamuoyunu bilgilendireceğiz. Saadet Partisi Fethiye İlçe Teşkilatı tarafından eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ölümünün 7. yılında cuma namazı çıkışında lokma ikramı yapıldı. Eski başbakanlardan Profesör Doktor Necmettin Erbakan için Saadet Partisi Fethiye İlçe Teşkilatı tarafından cuma namazı sonrası yeni cami önünde lokma ikramı yapıldı. 1000 kişilik lokma hayrı yapılan etkinlikte Saadet Partisi İlçe Başkanı Ramazan Yiğit, Necmettin Erbakan hocamızın ölüm yıl dönümünde onu dualarla analım istedik. Aramızdan ayrılalı 7 yıl oldu. Hocamızı rahmet ve minnetle anıyoruz dedi. Erbakan hocamızın 7. yıl dönümü dolayısıyla lokma döktürüyoruz Allah izin verirse. Yarın akşam da cumartesi günü turizm otelcilerin önünde salonunda Erbakan'ı anma ve anlama ve Erbakan gibi yaşama programı düzenledik. Allah izin verirse tüm halkımıza davet ettik. Böyle bir etkinlik her sene Şubat ayında Erbakan hocamızın yıl dönümünde bu etkinlikleri yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz inşallah. Erbakan gibi yaşamaya ve yaşatmaya insanlara her zaman için duyuracağız ve Erbakan'ın hedefi olan yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya için hep birlikte teşkilatımızla birlikte halkımıza duyurmaya ve bu şekilde siyaset yapmaya devam ediyoruz. Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan, TRT Televizyonu'na katıldığı programda odaların hizmet yeri olduğunu, egoların tatmin yeri olmadığını bildirdi ve açıklamalarına şu şekilde devam etti. İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı ve Başkan Adayı Şaban Arıkan, 18 yıldır sürdürdüğü oda başkanlığını 4 Nisan Çarşamba günü yapılacak seçimli genel kurulda ekibiyle birlikte yeniden yönetime geleceklerini ifade etti. FRT'de arkadaşımız Erdoğan Cankuş'un hazırlayıp sunduğu Pozitif Düşünce programına konuk olan ve sorularını cevaplandıran Başkan Şaban Arıkan, yönetim kuruluyla birlikte gerçekleştirdikleri pek çok projeyi çevre ve deniz sevgisi projelerini hatırlattı. Büyük ilgiyle izlenen programda özellikle yat çekek yeri projesinin yapılamama nedenlerini anlatan Şaban Arıkan, "Biz yat çekek yeri yapılsın diye uğraşıyoruz," dedi. Biz Fethiye'de yat çekek, imalat, bakım, onarım yeri yapılsın diye uğraşıyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar alıyor onu, yok sen kooperatif tutuyorsun, yok sen şunu. Hayır kardeşim, o da Fethiye'de yat çekek yeri yapılması için, bakım, onarım yeri yapılması için bütün imkanını kullanır. Başka kooperatifler de olabilir. Onlar da yer isteyebilir. Onlar için de uğraşırız. Evet. Bizim için asli görevimiz, odamızın asli görevi, üyelerimizin yapacağı işlerde önünü açmak. Evet. Nedir eksik? Yat çekek yeri, imalat yeri yok. Biz ona uğraşacağız. Kaldı ki belli süre sonra bu yerin tahsisi mevcut kooperatife verilmiş. Ön kiralaması yapılmış. Olay bizden çıkmış. 2002 yılında. Evet. Şimdi 2002 yılında bizden çıkan olayın peşini biz hiç bırakmadık. Fethiye'den yurt dışına ihraç edilen tekne sayısına takılmadıklarını söyleyen Arıkan, Fethiye bölgesinde toplam tekne sayısı 3000 civarında. Şimdi her bir büyük teknenin bunun en az 1500 tanesi 20 metrenin üzerinde tekne diyerek Fethiye'nin öncelikle mega yat projesine ihtiyacı olduğunu, Aksazlar tarafındaki yerin uygun olduğunu da ifade etti. Odaların hizmet yeri olduğunu ifade eden Başkan Şaban Arıkan, "Bu bir seçim, herkes projelerini ortaya koyacak. Seçim için kimseyle kavga edecek değiliz. Odalar hizmet yeridir," dedi. Hocam öncelikle şunu söyleyeyim, bu bir seçim. Tabii ki. Herkes projelerini ortaya koyacak, yapacaklarını. Tabii. Sizler nasıl biraz önce bana sordunuz, yaptıklarınız nedir, yapamadıklarınız tabii nedir, içinizdekiler nedir? Elbette bunlar konuşulacaktır ve üyelerimize kendimizi anlatmamız gerektiğine inanıyorum. Kısa bir aranın ardından spor haberleriyle karşınızdayız. Bizden ayrılmayın.
Bizi birbirimizden ayıran hiçbir fark yok aslında. Acil Medikal Market olarak engelleri aşmak adına farklı olan biziz. 2000 yılında önce insan sloganıyla medikal ürünler sektöründe attığımız adımı her geçen gün daha ileriye taşıyarak yaptığımız işin sadece ticaretten ibaret olmadığının farkındalığı ile duydukları güvenden dolayı sağlık uygulayıcılarına, sağlık kurumlarına ve son kullanıcılara teşekkürü borç biliriz. Acil Medikal Market, Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmalı medikal malzeme, toptan ve perakende satış noktası. Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 612 4412'yi arayabilir ya da acilmedikalmarket.net'i ziyaret edebilirsiniz. İnsan kulağı hassas ve karmaşık bir organdır. Sesleri algılamamızı ve mekan içinde kendimizi konumlandırabilmemizi sağlar. İşitme kaybı her zaman ilerleyen yaşa bağlı değildir. Çok yüksek bir ses, enfeksiyon, zehirlenme, yaralanma ya da kalıtsal nedenlerle tetiklenebilir. Önce çocuk, önce sağlık, önce insan ilkelerimiz dünya markası olmuş, Avrupa'da yılın şirketi seçilmiş ileri teknoloji markaların ürünleri ve uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Ada İşitme Cihazları, Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Taksim 1 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 614 1854'ü arayabilir ya da adaişitme.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ada İşitme Cihazları, duymayan kalmasın. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup, eve giden değil, evinize giden yol. O gece çocuklarla takılıyorduk. Ama bayağı bir ağır takılmışız. Eşim vefat ettikten sonra kızımın hem annesi hem babası oldum. Artık bana ne verdilerse... O gün de geç saatlere kadar ödevini yapmasına yardım ettim. Benim gözüm bir şey görmez oldu. İçim geçmiş. Gözümün kestirdiği bir ev vardı zaten. Tam uykuya dalacaktım. Evde ana kız yalnızlar. Bir tıkırtı duydum. Evde ne var ne yok. Alır giderim diyorum. Acaba dedim kızım mı kalktı? Dayandım kapıya. Baktım. Tıkırtılar kapıdan geliyor. Bir iki hop. Kapı açıldı. Kızımın yanına nasıl koştum? Bir Allah biliyor bir ben. Sonra bir alarm çalmaya başladı. Nasıl yüreğimize indi? Ben o proletim var ya. İnsanlarla korktukları arasında neyse ki Pronet var. Hesaplı alışverişin adresi Fethiye'nin yerel marketi Uzunkaya yıl boyunca devam edecek bir kampanyaya imza atıyor. Her cumartesi ve her pazar mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim. Evet, yanlış duymadınız. Mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Üstelik 50 lira ve üzeri alışverişlerde ücretsiz servis imkanı yine Uzunkaya Market'te. Uzunkaya Market fırsatlarını yakalamak için bizi izlemeye devam edin. Şimdi gaza gelme zamanı. Şehrin akaryakıt istasyonu Ünal Petrol Opet'te Aygaz LPG litre fiyatı sadece 2 lira 99 kuruş. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 2 lira 99 kuruş. E hadi doldurun depoları. Ünal Petrol Opet, Kesikkapı Mahallesi, Köprübaşı Mevki, Eski Otogar Yanı Fethiye'de. Evinizin ve iş yerinizin penceresi nereye bakarsa baksın, siz çevrenize Yalçın Pen ile bakın. Adopen yetkili bayi Yalçın Pen, PVC alüminyum doğrama, motorlu panjur, sineklik, çelik kapı, duşakabin, jaluzi, asma tavan ürünleri ve tüm ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatları ile hizmetinizde. Yalçın Pen, Nihat Yalçın. Sanayi sitesi, Tekel Sokak, numara 33 Fethiye'de.
Telefon 614-95-92 532-65-07-90. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta pazar günü düşme hattında yer alan Nazilli Belediyespor'la deplasmanda son derece kritik maçta karşı karşıya gelecek Fethiyespor puan ya da puanlarla dönmek istiyor. Bu zorlu 90 dakikada taraftarlarının desteğini yanında görmek istediklerini belirten Fethiyespor Kulüp Başkanı Mustafa Ferizcan, "Bir kişiyi bile Fethiye'de bırakmak istemiyoruz. Bize gönülden bağlı gerçek taraftarlarımızı Nazilli'ye bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Nazilli Belediyespor'la deplasmanda son derece kritik maçta karşı karşıya gelecek lacivert beyazlı takım taraftarlarının desteğini arkalarına alarak deplasmana çıkmak istiyor. Oldukça kritik bir karşılaşma olan ve sahada 90 dakika boyunca taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Fethiyespor Kulüp Başkanı Mustafa Ferizcan, takımın bu maça son derece iyi hazırlandığını söyledi. Önümüzdeki pazar günü zorlu nazi deplasmanında olacak takımımız. Gerçekten önemli bir 90 dakikanın bizi beklediğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Takımımız iyi hazırlandı karşılaşmaya. İyi motive olacaktır çocuklar eminim karşılaşma saatine kadar. Puan ya da puanlarla Nazilli'den dönmek istiyoruz. Çünkü ligdeki sıralamaya baktığımızda önemli bir rakiple karşılaşacağız. En azından kalan haftaların gidişatı açısından bu karşılaşmadan iyi sonuçla dönmek istiyoruz. Bu anlamda da büyük taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Taraftarlar Derneğimizin organizasyonuyla pazar günü sabah saat 7.30'da Salı Pazarı Meydanı'ndan otobüsler kaldırılacaktır. Bir kişiyi bile Fethiye'de bırakmak istemiyoruz. Bu zorlu 90 dakikada bizi desteklemek isteyen, bize gönülden bağlı gerçek taraftarlarımızı, herkesi Nazilli'ye bekliyoruz. Teknik direktör Levent Eriş, alt sıralardan kurtulma çabası verdiklerini belirtip, "Ben futbolcularıma güveniyorum, camiamızın da bize güvenmesini istiyorum" dedi. Pazar günü deplasmanda Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak Fethiyespor bu maça adeta seferberlik içinde çıkacak. Lacivert beyazlar taraftarları, başkan ve yöneticileriyle tam kadro Nazilli'ye akacak. Karşılaşma pazar günü saat 13.30'dan itibaren Fethiye Seydi Kemer ve Muğla'nın televizyonu TRT'den naklen yayınlanacak. İkinci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Nazilli'de oynanacak Nazilli Belediyespor Fethiyespor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün tamamlayacak olan Fethiyespor, cumartesi günü Nazilli'ye hareket edecek. Fethiyespor başkan ve yöneticileri bu maça tam kadro gidecek. Ayrıca pazar günü sabah 8-9 arası Salı Pazarı Meydanı'ndan taraftarlar Nazilli'ye Fethiyespor'u desteklemek için hareket edecek. Fethiyespor cephesi karşılaşma için adeta seferberlik ilan etti. Fethiyespor'da kırmızı kart cezalısı Hakan Olkan'la kart cezalısı Üstün Bilgi kadroda yer almayacak. Bu futbolcuların görev alanında Ramazan Işık'la Çağatay Çeken'in yer alması bekleniyor. Fethiyespor teknik direktörü Levent Eriş, "Mutlak puan ya da puanlar getireceğiz" dedi. Fethiyespor Başkanı Mustafa Ferizcan da Fethiyespor camiası olarak Nazilli'de iyi bir mücadele ortaya koyup kazanarak gelmek istiyoruz diye konuştu. Fethiyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Şıksa, "Küfürsüz bir şekilde Fethiyespor'a destek olacağız, tahriklere kapılmak yok" dedi. Diğer yandan Nazilli Belediyespor Fethiyespor karşılaşmasını Fethiye Seydi Kemer ve Muğla'nın televizyonu FRT pazar günü saat 13.30'dan itibaren bu önemli karşılaşmayı canlı olarak naklen yayınlayacak.
Fethiye Spor, Nazilli Belediye Spor Sevenleri ile tüm spor severler karşılaşmayı FRT'den, FRT Facebook sayfası, cep telefonu mağazalarından, FRT TV uygulamasını ücretsiz indirerek canlı olarak izleyebilecek. FRT Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri izlediniz. Bir sonraki bültenimizde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sunar. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sundu.